İstanbul'da araç sayısı nüfusun dörtte birini geçti ve artmaya da devam ediyor. İçinden çıkılmaz hale gelen trafik sorunu da büyüdükçe büyüyor. Uzmanlar trafiğin zamandan çalmakla kalmadığını, sağlığı da tehdit ettiğini söylüyor. Kimi 5 saatini harcıyor. Normalde günde kaç saatiniz trafikte geçiyor? 5 saat. 5 saat. Kimi 3 saatini. 3 saat falan yani. 3 saat. Çok fazla değil mi? Yani yapacak bir şey yok. Trafik yoğunluğu İstanbullunun bitmeyen çilesi. İstanbul'un en büyük çilelerinden biri ne diye sorsak şüphesiz megakent sakinlerinin büyük çoğunluğu trafik yoğunluğunu söyleyecektir. Hele şimdi şurada gireceğim yer var. Şurada yani 250-300 metrelik yer var. 45 dakikadan önce çıktığımı görmedim. 300 metrelik yer. Artık bir çileye döndü diyebilir miyiz İstanbul'da trafik? Kesinlikle. Sizce ne kadar sürede gitmiş olacaksınız? 500 metrelik yolu muhtemelen 15-20 dakikada gideceğim. 500 metrelik yolu 15-20 dakikada. Evet, maalesef. Ne kadar süredir bekliyorsunuz? Yani bir yarım saattir bekliyorum. Oradan buraya gelene kadar. Kaç metrelik yoldu? Yani çok uzun mesafe değil ama trafik maalesef İstanbul'un en büyük sorunu trafik. Ancak görünen o ki bu yoğunluk önümüzdeki yıllarda giderek artacak. Çünkü TÜİK verilerine göre İstanbul trafiğine son bir yılda tam 247.415 araç daha eklendi. Böylece trafikteki araç sayısı nüfusun dörtte birini geçmiş oldu. Araç sayısı artıyor mu trafikte? Bu sene daha fazla var. Taşındım buradan Sakarya'ya gittim. Her buraya geldiğimde bir daha şükrediyorum buradan gittim diye. Sizce ne zaman açılacak? Bilmiyorum ki, bu kadar mazot da zamlandı, benzin de zam geldi. Yine de azalmadı mı trafikteki araç sayısı? Azalmadı bence. Azalmadı. Ne düşünüyorsunuz? Arttı mı bu trafik yoğunluğu? Biraz arttı. Biraz arttı. TÜİK verilerine göre İstanbul'daki araç sayısı 4.688.000'i geçti. Trafiği çekilmez hale getiren yoğunluk sağlığı da tehdit ediyor. Zamanımızın büyük bir kısmı trafikte geçiyor. İstanbul trafiği desem. Zaman kaybı derim ben. Zaman kaybı bir yana, aslında trafik yoğunluğu en çok insan sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlara göre İstanbul'un hava kalitesini bozan başlıca kirleticilerin arasında partiküller geliyor. Partiküllerin ana kaynağı ise megakent trafiğinin yaklaşık %40'ını oluşturan dizel araçlar. Milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehirde öyle şeyler oluyor işte maalesef. Trafiğin en büyük muzdariplerinden biri de sizin mesleğiniz. En azından 2 saati beklemekle geçiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.